Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum güzel modelimizi sizlerle birlikte çalışacağız. Dalgalı ve e, karnabahar türü olan modelimiz 11 ve katlarından oluşmakta ve artı 1 olarak ilave ediyoruz. Yalnızca bir tane ilmek fazladan kenar için ilave ediyoruz. Şöyle bakalım modelimize. Modelimizde baktığımız zaman şurada haroşa ilmeklerimizi görmekteyiz ve arada ajurlarımız görülmekte. Modelimizi yaparken hiçbir şekilde karıştırmayacaksınız. Çok çok rahat olabilirsiniz. Gayet kolay bir model. Hemen kenara yarım modelimizi uyguladığımız için birinci ilmeğimi boş alıyorum, ikinci ilmeğimi düz, tekrar boş aldıktan sonra hemen şurada görmüş olduğumuz haroşa örgülerimi örmeye başlıyorum. Yani iki tane tersimi örüyorum, iki ilmeğimi teke düşürüyorum ve gördüğüm bu görüntü ortaya çıkıyor. Buradaki 8 ilmeğimi daralttıktan sonra 4 ilmeğe düşüyor. Ve tekrar burada gördüğüm ajurları yapmaya başlıyorum. Bir artıyorum bir düz bir artıyorum bir düz şeklinde burayı da örüyorum. Sonrasında yine 8 ilmeğimi 4'e düşürüyorum. Yine artışlarımız yine 8 ilmeğimizi 4'e düşürüyoruz. Şimdi sizlerle birlikte çalışmamıza başlayalım. O zaman çok çok daha güzel anlaşılır olacaktır. Evet kolay gelsin. İki diş haroşamı ördüm. Haroşanızı hangi yönden örerseniz o, o yönden. Yani iki tarafı ters olarak, iki tarafı düz olarak hiç fark etmez. iki diş haroşamızı ördüm. Yelek ya da bluz örecekseniz daha fazla e, haroşa da örebilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bakınız şuradaki minik ilmeğimiz sol tarafta durduğu zaman örgümüzün ön yönünü göstermekte. Yeni başlayan arkadaşlarımız için kolaylık olsun. Evet şimdi Ön yüzümüzü düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Hangi yönden nasıl alırsanız alın düz olarak bir sıra örüyorum. Bütün ilmeklerimi şu an 34 tane ilmeğim takılı şişimde. Evet sıramı devam ettiriyorum düz yönümü örerek tamamladım şimdi arkayı çeviriyorum ve bir sırada ters olarak örüyorum modelimizi kurmadan önce bir düz bir ters sıra mutlaka örüyoruz şimdi tersimi de örüyorum sıramı bu şekilde tamamlıyorum Evet sıramızı tamamladık ve modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Modelimizi uygularken ilk ilmeğimi boş alıyorum. Ve bir tane şişimin üzerine ilmeği alıyorum. Bir düz örüyorum. Hemen boşalır almaz arkasından ilmeğimi artırdım. Şişimin üzerine aldım ve bir tane düz ördüm. Tekrar ilmeğimi şişimin üzerine alıyorum. Bir tane daha artırıyorum ve hemen 8 tane ilmeğimi ikişer ikişer alarak 4 ilmeği indirmeye başlıyorum. Başını dolamıştım. Dolalı halde 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeği düşürdüm. 1. 2. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2. 3. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve 4. ilmeğimi de İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Burada 8 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi 4 tane ters görüntüsünü aldırdık ve 4'e düşürdük ilmek sayımızı. Hemen uzaklaşmadan yapmış olduğumuz işlemi hatırlatmak istiyorum. Bir tane boş aldım. Artışımı yaptım. Düz ördüm. Artışımı yaptım. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi ters. 2 ilmeğimi ters. 4 defa da ördüm. Iı, 2 ilmeğimizi ters ördük. 4 ilmeğe düşürdük. Şimdi 4. 2 ilmeğimizi aldıktan sonra şişimin üzerine ipimi alıyorum. 1 tane örüyorum. Bakınız. 1 doluyorum, örüyorum. 2 doluyorum, şöyle alalım. 2 doluyorum, örüyorum. 3 doluyorum, örüyorum. 4 doluyorum. Bakın burası çok önemli. 4. doladıktan sonra ipimi öne alıyorum. 2 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Kesme işlemlerimize geldik. Burada düz ördüğümüz yerdeki bir dolayıp ördüğümüz yerlerde şu kısmımızı ördük. Bakınız bir doladık ördük, iki doladık ördük, üç doladık ördük, dört doladık hemen kesme işlemimizi arka arkaya yapıyoruz. Birinciyi kestim. İkinci iki ilmeğimi kestim. Üçüncü iki ilmeğimi kestim. Dördüncü iki ilmeğimi ters örerek kestim. Evet. Bakınız dört tane ilmeğimi kestim. Dördüncü ilmeğimi keser kesmez ipimi şişimin üzerine alıyorum. Bir örüyorum. İkinci kez alıyorum. Şöyle alalım örüyorum. Üçüncü kez alıyorum, örüyorum. Dördüncü kez alıyorum. 2 i̇ki, iki örmeye başlıyorum. Bir, iki, tersten örüyoruz. 3 dört, son iki alıyorum. Evet şöyle görelim 4 tane ilmeğimizi kestik ve 2 ilmeğimiz kaldı bakınız hemen başını doluyorum bir örüyorum başını doluyorum bir örüyorum ve modelimiz bakın sadece bu sıradaki gördüğümüz işlemden ibaret arkasından hepsini ters örüyoruz sonrasında burada yaptığımız gibi bir düz bir ters örüyoruz ve güzel modelimiz ortaya çıkıyor hiçbir şekilde karışık değil yanda yarım modelimiz var ortada bakınız bir dola bir düz bir dola bir düz bir dola bir düz bir dola 2 ee, kez iki kez iki kez iki kez sonrasında hemen kestiğimizden sonra tekrar dola, düz, tekrar dola bir düz tekrar dola bir düz tekrar dola bir düz tekrar dola iki kez bakınız bu şekilde kodladığınız zaman bile hiçbir şekilde şaşırmadan modelimizi istediğimiz yerde kullanacaksınız sadece dikkat etmemiz gereken başlangıçtaki bakınız boş dola ör doluyoruz. Sonrasında ikisini aynı anda kesiyoruz işleminde yaptıktan sonra bakınız modelimiz gayet kolay. kolayına rağmen de çok çok şık bir model. Dilerseniz battaniyelerimizde bile bu modelimizi kullanabilirsiniz. Şimdi modelimi kurduktan sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum. Ve bütün ilmeklerimi arttığımı kestiğimi hepsini ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ters olarak başlatıyorum. Bakınız ters, ters, ters. Modelimizi bir sırada kurmuş oluyoruz. Bakınız ters, ters. Hepsini ters olarak örüyorum. Sıramızı ters tamamlayalım. Bunu tamamladım. Çeviriyorum. Tekrar düz yöndeyim ve modelimi bu yönde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. aşağı sırada modelimizi kurmaya başlamadan önce bir sıra düz bir sıra ters örmüştük şimdi burada da aynı işlemimizi yapıyoruz bir sıra düzümüzü arkasından da bir sıra tersimizi örüyoruz ve yeniden modelimizi kurmak için hazır oluyoruz şimdi birlikte başlayalım modelimizin ilmeklerini düz olarak örmeye bakın gördüğünüz gibi çok çok kolay bir model hiç karıştırıcı da değil, kesinlikle gayet rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. Düz olarak bu sıramı örüyorum. Bu üçüncü sıramızı modelimizi kurduktan sonra tekrar dördüncü sıra olarak modelimle birlikte arkayı ters olarak örüyorum ve sıranın ters olarak ördükten sonra tamamlıyorum başa kadar gelerek. Evet tekrar modelimizi kurmak için hazırız. Şu an bakınız. Yine başlıyoruz. Modelimizi yarım olarak başlangıçta kuruyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ilmeğimi örmeden önce şişimin üzerine ipimi alıyorum ve bir tane düz örüyorum. Şişimi tekrar ipimin e, ipimi şişimin üzerine alıyorum ve iki tane ilmeğimi kesiyorum. Ters olarak bir, Birinci tersim burada. Toplamda 4 defa yapacağız. 8 ilmeğimizi 4 tane ters gibi öreceğiz. İkinci kesme işlemimi yapıyorum ikisini birlikte. Üçüncü kesme işlemimi yapıyorum ve dördüncü olarak ikisini tersten alarak 4 ilmeğe düşürüyorum. 4 ters görüntüsü oluyor. Bakın hepsi hemen üst üste geldi. Şimdi dördüncüyü kestikten sonra hemen ipimi şişimin üzerine alıyorum. Bir örüyorum. İkinci kez alıyorum. Bir örüyorum. Üçüncü kez alıyorum. Bir örüyorum. Dördüncü kez alıyorum ve ikisini aynı anda ipimi öne alarak kesiyorum ve haroşalarımı bu şekilde örmüş oluyorum. Bir kestim. İkinciyi kestim. Üçüncüyü kestim. Dördüncü ilmeklerimi de kestim. Evet, dört tane ilmeğimi kestim. 8 ilmeğim dörde düşürdüm. Ve dördüncüden hemen sonra ipimi üzerine alıyorum şişimin ve başlıyorum. Bir örüyorum. İkinci kez ipimi alıyorum, örüyorum. Üçüncü kez alıyorum, düz örüyorum. Dördüncü kez ipimi şişimin üzerine alıyorum, ipimi öne alarak. İki ilmeğimi ters örüp kesiyorum. Diğer sıradaki iki ilmeğimi alarak kesiyorum. İkinci kez kesmiş oldum. Üçüncü kez iki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Ve dördüncü kez iki ilmeğimi aynı anda örerek kesiyorum. Bir defa ipimi alıyorum şişimin üzerine düz bir defa alıyorum son ilmeğimi de düz örüyorum modelimiz bu kadar kolay bir model Şimdi bir sırada kurduk modelimiz. Arkasını çeviriyorum, bütün sıramı ters olarak örüyorum. Daha sonra bir düz ters sonrasında yine modelimizi uyguluyoruz. Evet, bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.